Şimdi bu paralar, silahlar, bu bahsini ettiğin şeyler bize ait. Yani şu anda görünen tabloda Paçalıların bu işten hiçbir zararı yok. Tabii aklıma tek bir soru geliyor. Acaba sen onlarla ortaklaşa mı çalışıyorsun? Seni duydum. Behzat'la nasıl didiştiğinizi. Ben de seni bir adam zannederdim Behzat. Bunu mu ezemedin? Sana yurt dışında ne işirdiler Zeki? Hayır, kaç saat kafası var bilmiyorum. Kendine gel. Belli ki kardeşlerin öldü diye ağır bir şeyler çekip gelmişsin. Kardeşlerim size güvenmişti. Siz ne yaptınız? Onları harcattınız. Kime? Bunlara. Ne için? İki paralık bir masaya oturabilmek için. Sizi de, o masayı da alayınızı patlatacağım. Zeki. Biz kim yapıyorsa yapsın diye çekildik sokaklardan. Bıraktık. Sen kardeşlerinle birlikte ben yaparım diye hemen atladın. Sonra Almanya'ya gittin. Orada sana kim nasıl bir gaz verdiyse sonra hemen geri döndün. Şimdi beni keseceksin. Bunları keseceksin. O da yetmiyor, masayı patlatacaksın. Söyle bakayım. Sen kime güveniyorsun lan? Ha? Belli ki güvendiğim yer senden daha güçlü Haşmet. Ben buraya sadece şunu söylemeye geldim. Ya dediklerimi yaparsınız ya da hepiniz ölürsünüz. Ne diyorsun lan sen? Ben diyorum ki bütün masa bana haraç verecek. Bir defol git lan karşımızdan. Sivri olsan senin emeceğin kan belli. Şimdi senin bu kestiğin racon bana uyar. Silahlarla paraları istiyorsun. Peki. Depoda duracağına, bir dostu kurtarmaya, belki de yeni bir dostluğun başlangıcına yardımcı olurlar. Ama istediğin haraç için bir şey söyleyemem çünkü masanın lideri ben değilim. Ünal'a sormam lazım. Verir mi vermez mi kendi bileceği iş. Benim derdim Tufan'a bırakman. Silahlar senin olsun. Para da kardeşlerinin kan parası olsun. Anlaştık. Sen bunlardan daha akıllısın. Belli ki benim neler yapabileceğimi anlamışsın. La bilevela abi.
Ben bunlardan daha akıllıyım ama... Sen kimden daha zekisin? İşte bunu bilmiyorum. Belli ki biri sana depolarımızdan bahsetmiş. Bunun üzerine kalkmış buraya gelmişsin. Şimdi sen... Onun ismini bana ver. Ben seninle değil, onunla uğraşayım. Sen de silahları götürüp böyle birine verme zorunda kalma. Adresi veriyor musun, vermiyor musun? Adres bende değil, yeğenimde. O da burada değil. O gelince... Adresi sana gönderirim. Sen de Tufan'ı bana gönderirsin. Anlaştık. Aklınızca beni oyalayıp izlemeye plan yaptınız. İzleyin. İzleyin. Beni izleyin. Gideceğiniz yeri görürsünüz. Ben diyorum ki... Bizim bu Zeki'yi indirmemiz lazım. Hem de... Bu gece. Abim paraları verdi, silahları verdi, her şeyi verdi. Adam tınmadı. Demek ki daha büyük bir dümenin peşinde. Ya bunun ne dümeni olacak? Aklınca güç gösterisi yapmaya geldi, hepimizi tehdit etti, gitti. Biz de mal mal dinledik. Bunun gösterecek gücü falan yok. Bu arkasına kim almış Hızır? Mesut'u. Yani abi. Planları bu yapıyor. Mesut yapıyor. Mesut kendine bir deli bulmuş. Belli ki bir delilik planlıyor. Tufan alarak kafamızı karıştırdılar. Bunların yapacağı daha büyük bir iş. Behzat. Sevri peşime falan düşeceksin dedi ya. Artık dediğini yapacağımızı düşünmez. Bunun peşine düşün. Düşelim abi. Ben de amcaoğlunun yanına bir gideyim. Şu Mesut kanalından bir şey çıkar mı bakalım. İlyas. Bunlar depo peşinde. Orhan'la birlikte dikkatlerini başka bir depoya çekin. Tamam abi. Aslan nerede? Kız arkadaşıyla çıktı. Bilmiyorum. Hangisiyle? Meltem'le. Söyle onu. O Mesut'la Akif'i istiyorum. Bir şekilde düşürmemiz lazım. Ortalıkta boş boş gezmesin. Yanıma gelsin. Tamam baba, söylüyorum. Bir adamla konuşuyordu. Elinde de bir valiz vardı. Sonra asansöre bindi. Acaba bilgisayar için mi geldiler diye odaya çıkıp baktım ama bilgisayar orada duruyordu. Ben
kağıdı aldım, hemen kasaya kilitledim. Şimdi adam birden ortalıktan kayboldu. Bakıyorum her yere ama hiçbir kata inmemiş. Bizden kimse yok mu orada? Bir toplantı vardı. O yüzden kimseye bir şey söyleyemedim. Yani Hızır abiden başka herkes çıktı. Amcam nerede? Asansörün önünde. Özlem, telefonu amcama ver. Hızır abi, Alparslan odada bomba var diyor.